herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iPhone 11 ile birlikte PUBG Mobile oynayacağız arkadaşlar. Son zamanlarda yorumlarda çok görüyordum. Tablete geçmeden önce de sürekli bana yazıyordunuz. Abi iPhone 11 alınır mı? iPhone 11 2022 yılında alınır mı? iPhone 11 en iyi ambar telefonu gibisinden çok fazla yorum, bilgilendirme alıyordum. Bakalım bu bilgilerin ne kadarı doğru. Kanalımda birçok iPhone 11 videosu bulunmasına rağmen 2022 yılında tekrardan iPhone 11'i masaya yatıracağız. Normal bir gameplay'de test edeceğiz. Alınır mı, alınmaz mı? Bunlara bakacağız arkadaşlar ve videonun ilerleyen dakikalarında ambar hakkında da konuşma yapacağım. Her neyse, videoya geçelim. Evet dostlar, tekrardan karşınızdayım. Karakin'de bugün iPhone 11'i test edeceğiz. Neden Karakin'de test ediyoruz onu da hemen açıklayayım. Ya biliyorsunuz ki ben Miramar oyuncusuyum arkadaşlar ve Karakin'de Miramar temalı olduğu için indirmeye üşendiğim için daha doğrusu Miramar'ı. O yüzden Karakin'de test edeceğiz arkadaşlar. Yani iPhone 11 gerçekten güzel bir telefon, ne yalan söyleyeyim, ama şu dolar kurunda iPhone alınır mı alınmaz mı, bunları hepsini masaya yatıracağız abi. Hızlıca şurayı bir temizlemek istiyorum. Genelde buraya atlayan oluyordu önceden, yani Karakin'e de bayağıdır girmiyorum abi. Bakalım kimler kimler var. Hiç kimse inmedi şaka maka. Tam aşağıda biri var abi. Hop şu UMP'yi alayım ben abi. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkür ederim. Bu arada dostlar, hop gördüm seni. İyi izle abi, iyi izle, bak karşısına çıkacağım, korkacak. İyi izle. Hop. Hadi, hadi, hadi. Karar ver artık. Heh. Adam diyorum ki kapıdan mı geçeceksin, oradan mı geçeceksin? Bir karar ver kanka. Böyle kararsız olursan vururlar seni. Karar çok önemli. Neyse abi, şimdi boş yapmayı bırakalım. iPhone 11 bu dolar kurunda alınır mı? Şimdi şöyle diyeyim. Mi 10T'ye 11 milyar veriyorsan iPhone 11'e de verebilirsin. Mi 10T ile kıyaslıyorum arkadaşlar. Çünkü ikisi paşa baş bir telefon. Dur abi, şunları bir alayım. Odaklanamıyorum. Bende biraz odak problemi var arkadaşlar ve cihaza yeni geçtim. Tam alışkın değilim yani. Her ne kadar telefonu bırakalı 2 hafta falan olsa da eğim gidiyor arkadaşlar. Yani ne yalan söyleyeyim. Ama yine de eski ayarlarım duruyor arkadaşlar. Hop. Tamam, tamam, tamam. İyi yakaladık. Şurada ben can yenileyim abi, yoksa Allah'ıma kavuşacağım. Harbiden tablete geçtim ya, garip geliyor. Göremiyorum. Kör gibiyim. Ama abi kim ne derse desin, telefonda jiroskop hakimiyeti çok iyi. Ya da ben 6. nesil tabletten oynadığım için öyle geliyor. Hani mini 6'dan falan oynasam belki onda da hakimiyetim daha yüksek olacak, ama şu anlık arkadaşlar 6. nesilden devam edeceğim. 45 FPS tabletten oynuyorum, biliyorsunuz ki. Gerçekten çok zor oynaması, kasa kasa oynuyorum. Ve video çıkarmaya çalışıyorum. Bazen video çıkmıyor. Çok zor anlar yaşıyorum. Kanka hadi daha. Seni mi bekleyeceğim ben bütün gün? Abi adam amma inat çıktı ya. İlla ben geleyim değil mi oraya? İlla da hacıyı ayağına getireceksin ha. İlla diyorsun ki kendi cellatım gelsin beni vursun. Al bakayım sen şunu. Bak abi, merdivene kadar geliyor. Bu molotofun yayılma şeyi de çok şey ha. Sıkıntı. Yalnız bir şey diyeceğim. Neredesin kanka? Adam yok abi, ses de yok. Nereye kayboldu bu? Her şeyi diyeceğim. Bug oldu diyeceğim de yok abi, net bir şekilde sesini duydum ben bunun. Bu binada da bir üst katta herhalde. Hop gördüm seni. Hop, selamun aleyküm. Eline sağlık. Yani böyle pusmasan, gerçekten şu PUBG Mobile'de pusmayan oyuncular olsa şu oyun yani bu zamanlara gelmeyecekti abi. Çok daha iyi yerlerde olacaktı. Şu an her ne kadar PUBG Mobile çöküş dönemlerinde yaşıyor olsa da sıkıntı yok abi, devam. Şimdi arkadaşlar, iPhone 11 bu dolar kurunda alınır mı? Şöyle söylemek istiyorum. Mi 10T ile kıyaslayacağım. Yani başa baş telefonlarla kıyaslayacağım. iPhone 11'de sabit 60 FPS veriyor biliyorsunuz ki. Ama ilerleyen zamanlarda tabii ki bu FPS'ler düşecektir. Her telefonun olduğu gibi. Kasmalar, droplar olacaktır arkadaşlar. Mesela şu anda elimde bulunan iPhone 11 yeni bir iPhone 11 ve gayet güzel performans gösteriyor. Fakat eski videolarıma gidin. Orada kullandığım iPhone 11'i şu an kullanıyor olsaydım illaki droplar olacaktır. Ha, bu oyunculuğunuzu etkiler mi, oyununuzu etkiler mi? Çok da etkilemez açıkçası. Hem klasik hem ambar oyuncusu. Tam ambar sayılmıyorum ama yavaştan ambara doğru akıyoruz arkadaşlar. Hem klasik hem ambar oyuncusu olarak şunu söylemek istiyorum. iPhone 11'i alırsanız eğer ve ambar oynayacaksanız alın abi. iPhone 11 var ya, ambarda akar. Gayet güzel akar.
Mionte ambarda karım akmaz. Bak ben bunu zaten Mionte'yi en başından söyledim. Ben Mionte'yi alırken ne dedim arkadaşlar? Ben Mionte'yi yayın yapmak için ve klasik oynamak için aldığımı söyledim. Yani ambarı bırakıyorum demiştim. Ne oldu? Ambarı bıraktım ve klasikte de çok güzel işler çıkardım. Ama ambara geri döndüğümde bak ne oldu abi, tablete geri döndüm. Çünkü Mionte ambarda oynanabilecek bir telefon değil. Neden? Çünkü Apple ve Android kapışması. iOS işletim sistemiyle Android işletim sistemi ambarda birbirlerine batıyor abi. Nasıl oluyor? iOS'ta mermiler daha rahat gidiyor. Ambarda daha düz gidiyor. Klasikte öyle değil. Klasikte hemen hemen aynı ama klasikte de Apple'ın avantajı her zaman daha üst arkadaşlar. Yani Apple telefonlarda bir nevi hile gibi bir şey var, onu söyleyeyim. Buradan şunu da söylemek istiyorum. Bakın şu an Apple cihazdan oynamama rağmen şunu söylemek istiyorum. Bir Apple cihazla bir Android cihazdaki insan kapıştığı zaman Apple cihazdaki insan ben iyi oynuyorum, ben oyuncuyum moduna girmesin. Çünkü karşısındaki insan Android. Hani karşısındaki insan da iOS olduğu zaman yenerse tamam ben oyuncuyum desin. Ama karşısındaki insan Android ise kimse ben oyuncuyum demesin abi. Çünkü ben Android'den oynarken iyi oynamaya başlamıştım ve son zamanlarda gerçekten kötülemiştim ve herkese yenilmeye başladım. Hani bunu canlı yayınlarda canlı bir şekilde siz biliyorsunuz arkadaşlar, sizlere yeniliyordum. Ne oldu abi? Ertesi gün iPad'den yayın açtım. Bakın sıfır iPad oyunculuğu var. Beni yenen adamlar beni yenememeye başladı. Ya olay bu arkadaşlar, anladınız mı? Evet, Mionte'de 90 FPS var, iPhone 11'de 60 FPS var. Ama şöyle bir şey var, 60 FPS sizi oyunu oynattırmıyor diye bir şey yok. 90 FPS sadece avantaj. Ama şöyle de bir şey var, burada da Apple'lar sizlere eğim avantajı sağlıyor. Şimdi size soruyorum, yorumlarda bunu mutlaka cevaplayın. 90 FPS'li bir telefon mu ama mermileriniz istediğiniz kadar düz gitmiyor? 60 FPS'li mermileriniz ip gibi giden bir telefon. Bak mesela abi şu anda gerçekten telefondan oynamayı unutmuşum abi, harbiden spray atamıyorum, dur he. Tamam, yavaş yavaş alışırız. Yani benim maksimum bir cihaza alışmam arkadaşlar, maksimum 3 saatimi falan oluyor, bir yalan yok. Bu cihaza da girer girmez video açtı. Alınır mı sorusunu kendiniz cevaplayacaksınız. Yani 90 FPS olayı, işte 60 FPS muhabbeti falan, bunları kendiniz cevaplayacaksınız. Ama bana soracak olursanız Mionte'den iPhone 11'e geçer miydin? Geçerdim. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Ben Mionte'de 90 FPS'e gözüm o kadar alışmış ki, hani hem tabletten oynuyorum hem iPhone 11'den oynuyorum şu anda mesela. Ya gerçekten bana kasıyormuş gibi geliyor. Ama öyle değil arkadaşlar. Yani başka insanları gösterseniz kasıyor gibi gelmez. Benim gözüm 90 FPS'e alışkın olduğu için kasıyormuş gibi geliyor. Ha, gözüm 60 FPS'e alışkın olsa gayet güzel performans çıkartacağımı düşünüyorum. Yani o yüzden iPhone 11 kesinlikle alınır. Ama şu an bana soracak olursanız almayın abi. Ben iPhone 11'e vereceğiniz paraya SE 2022 alın, daha mantıklı. En azından güzel bir performans çıkartırsınız. Sadece şarjınız çabuk biter ve telefon küçük. Küçük olduğu için belki rahat göremezsiniz, belki kontrol yapamazsınız ama jiroskop hakimiyetiniz çok yüksek olur arkadaşlar. O yüzden bana soracak olursanız iPhone 11 almayın. Almayı da düşünüyorsunuz da alın. Onun yerine de SE 2022'yi tercih edebilirsiniz. Şimdi geleceğim nokta şu. iPhone 11 en iyi ambar telefonu mu? Ya abi en iyi ambar telefonu diye bir şey yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani sürekli yazıyorlar iPhone 11 ile oynuyorum, en iyi ambar telefonu. İşte şu cihazdan oynuyordum, iPhone 11'den oynadım, daha iyi HS attım falan da filan da. Ya senin HS atmanın en büyük temel sebebi şu. Apple cihazdan oynuyorsun. Çok rahatlıkla HS atabilirsin. Güzel bir kontrolle, güzel bir hassasiyetin varsa eğer, güzel HS'ler çıkartabilirsin. En iyi ambar telefonu konusu şöyle ele alınır arkadaşlar. En iyi ambar, hop abi dur bir cam basayım. Vallahi kolsuzluğum tuttu. En iyi ambar telefonları dersin ve en iyi ambar telefonları nedir abi? Başlık Apple. Yine Apple iOS işletim sistemi arkadaşlar. Ha burada ne oluyor? PUBG Mobile'in uygulamış olduğu politika. Bunu her videomda söylüyorum, zaten söylemekten sıkıldım yemin ediyorum. PUBG Mobile diyor ki ben Apple cihazların daha iyi oynamasına olanak sağlıyorum. O yüzden Apple cihazları en iyi ambar telefonlarıdır. Hani bunu böyle açıklayayım sizlere. Ama bana soracak olursanız ambarda en iyi olay ne biliyor musunuz? Jiroskop hakimiyeti çok yüksek olması. Burada ne oluyor? Jiroskop hakimiyeti hop, tertemiz abi, tertemiz.
Jiroskop hakimiyeti nerede yüksek oluyor? Hani nasıl yüksek oluyor? Küçük telefonlarda. Şimdi iPhone 11 de küçük bir telefon. Küçük. iPhone 11'den küçükleri de var arkadaşlar. Ne onlarda? SE serisi. Yani en iyi ambar telefonları arkadaşlar SE'ler. Ya zaten ambarda şöyle bir olayın yok. Uzaktaki bir adamı görme olayın yok. İşte sprey atma olayın yok. Ha ben tamamen ambar oynayacağım, ambarcı olacağım diyorsanız SE alın abi, hiç düşünmeyin. Hem fiyatı daha uygun, hem de ambarda daha iyi işçilikler çıkartırsınız. Ama ben klasikte oynayacağım, işte uzaktaki adamlara güzel sprey atacağım, ben SE'de de sprey atarsınız. Ya SE'nin olayı ne biliyor musun abi? Çok küçük. Parmaklarınız devasaysa eğer almayın. Parmaklarınız küçükse, ideal bir boydaysa alın. Yani ekranı kapatıyor, hiçbir şey göremiyorsunuz. Ama size ultra jiroskop desteği sağlıyor. Yani jiroskopu o kadar iyi kavruyorsunuz ki arkadaşlar. Nasıl diyeyim, böyle oynarken zevk alıyorsunuz. Hani diyorsunuz ki lan ben oynuyorum lan harbi. Oynuyorum diyorsunuz. SE'nin de olayı bu. Sadece SE'nin şarjı çok çabuk bitiyor. Aşırı ısınıyor. Isındığı için de kasıyor. Yani SE bir yerden artı verirken 3 tane eksi veriyor arkadaşlar. Isınmayı giderirsiniz. Yani bu videodan hemen sonra bir telefon videosu gelirse bilin ki o iPhone 11'den çekilmiş turnuva videosudur. Aha. Bir şey değil mi? Bu adam biraz oynamayı biliyor gibi geldi bana. Çünkü hareket... Hop, sağda biri var. Abi adamın oynamaya niyeti yok. Bak 15 kilim var şu anda. Ya sabahtan beri adamın arkasında bir oyun var ya, o kadar sinir oldum ki şu an. Oyun, ben büyük ihtimalle oraları keserim arkadaşlar. Ya oyun adamın arkasına rahat 5 tane bot atmıştır. Kaç tane attı bilmiyorum ama ya sabahtan beri orada bekliyor. Bak oynamayı biliyor dedik. Aslında pusmayı biliyormuş. Aslında oyunu oynamayı bilen insanlar da şey oluyor. Aslında kelimesini ben niye bu kadar fazla kullandım? Dur neyse abi. Hop sen bekle, geliyorum. Sen o HS'yi yemeyecektin. Sen o HS'yi yemeyecektin. Çık bakayım oradan. Bak, sen var ya harbi. Harbi pis duvarcısın. Ne oldu abi? Ne oldu? Eline ne geçti? O kadar kill aldım bir de. Bak birinciliği alamadım. Birinciliği de hacı aldı. Her neyse arkadaşlar, bu videoda bu kadar. Aşağıdan video like atmayı, kanalıma abone olmayı, abone ol butonundaki bildirim zili açıp onu tümü yapmayı unutmayın. Başka iPhone 11 videolarında, başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.